harika olurdu. Sen ne diyorsun Berfi? Boşa derim. Ben Selim'le evleneceğim. Olmaz öyle şey Berfi. Bırakmam ben seni. Bırakacaksın Yılmaz. Beni boşayacaksın. Benden sana yar olmaz artık. Berfin. Maşallah. Ne oldu Yılmaz? Yılmaz ne oldu oğlum? Ne oldu? Boşanmak istiyor. Ne? Bu kız çok oldu ha. Ben şununla bir konuşacağım. Anne sonra konuşuruz. Müslüm amcalara ayıp olacak şimdi. Hayırlı olsun. Hadi. Sıkma canım. Ayağınıza sağlık. Konuşur çözeriz inşallah. Ben de mi hadi gel misafirlere ayıp olmasın. Allah razı Selim kardeş. Ne oldu Kezban? Ne bu telaş? Sana haberlerim vardır Selim. Çatlatma da değil. Vallahi ben de şaştım. Ama meğer kızın gönlü sendeymiş. Boşa beni dedi Yılmaz'a. Seninle evlenecekmiş. Deme Kezban. Dedim bile. Sen askere gideceksin, nasıl olacak bu iş? Ne olacak? Önce Berfin'le evlenmem gerek. Kız Yılmaz'ın korkusundan bana yanaşmaz. Zalim Yılmaz hiç yorulmaz. Alacağım Berfin'i. Vallahi boşa heveslenme. Yılmaz kolay kolay boşamaz Berfin'i. Yılmaz zorbalık yapar kıza. Buna müsaade etmem. Ben gerekirse kaçırırım Berfin'i. Olur mu hiç yav? Vallahi yaşatmaz seni Yılmaz ha. Berfin için canım fedadır. Madem o zorbalık yapar, ben de zorbalık yapar vazgeçiririm. Onun da başka çaresi kalmaz. Kızı kaçıracağım. Aman Kezban, bunu kimseye deme. Başımız yanar sonra. Ula Selim, ne gevezelik edersin? Yarın askere gideceksin, kranı yakacağız. Tamam abi, buradayım işte. Hayırlı akşamlar Yaşar abi. Sana da Kezban, sana da. Haydi. Ne kaynatırsınız Kezban'la, ne olmuş? Yok şey abi, askere gideceğim ya. Hayırlı tezkereler demek için gelmiş. Tamam hadi geç içeri. Herkes seni bekler. Tamam abi. Ula Selim, bir işler çevirsin ama İnşallah başımıza bir bela gelmez. Karşıma. Allah'ım ne olur yardım et. Bana bir yol göster. Sen yıllarca dağda geril olarak bize karşı savaştın. Terörist diyecektim herhalde. Evet canım. Gerilla terörist aynı şey. Diyorum ki örgütte kazandığın deneyim ve tecrübelerini şimdi bizim için kullan. Yüzüm yok ki doktora gideyim. Yaşar. Bana o yardım eder. Başka çare yok. Ona gideceğim. Civarım benim aslanım. Aslan oğlum. Seni de askere göndereceğiz inşallah. Seni de. İnşallah göreceğiz senin de askere gittin ha. Yaşar al ya çayları gençlere dağıt. Tamam hanım. Ver bakalım. Otur sen otur, ben dağıtırım. Hadi bakalım gençler buyurun.
Sağ olasın abi. Sağ ol abi. Buyur. Sağ olasın. Buyur. Sağ ol. Afiyet olsun ha. Al tepsiyi götür. Ha, şeker buradadır. İki sefer yakılır. Bir eskere giderken, bir gelin alırken. Sen şimdi vatan için, millet için gideceksin. Kınan bunun içindir. Allah düğününde de nasip etsin. Amin. Amin. İnşallah. Hadi hayırlısıyla gidip gelesin. Amin. Allah'a emanet ol. Hiç kaçma. Konuşacağız seninle. Konuşacak bir şey yoktur ana. Boşanmak da ne demek Berfin? Neyi düzelteceksin? Berfin, seni anlıyorum. Ama kızgınlıkla sonra pişman olacağın bir karar verme. Geç otur Süzü. Benden sabır beklemeyin abi. Boşuna uğraşmayın. Benim kararım kesindir. Ne sandınız? Ha? Gelin girdiğim eve kuma mı olacağım? Ha? Ne sandınız? O eve kuma gideceğime anamın evinde otururum daha iyi. Yok. Eğer istemezseniz Ah Selim yalvarır. Gider ona varırım. Berfin. Berfin. Berfin bak bunu benden isteme. Neye geldin? Yoksa attığın tokat yetmedi mi? Berfin. Yılmaz. Bana vurdun. Özür dilerim Berfin. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Sana ait hiçbir şey bırakmadım Yılmaz. Her şeyi yaktım. Benim için Yılmaz diye biri yoktur artık. Sen de böyle kabul et. Boşa beni bu işkence bitsin artık. Berfin. Berfin, Berfin aç kapıyı. Ya ben seni nasıl boşarım? Benim buna gücüm yeter mi sanıyorsun Berfin? Berfin bak ben seni bırakmayacağım. Sen benim karımsın ve öyle kalacaksın. Duyuyor musun beni Berfin? Aç şu kapıyı. Bırakmayacağım seni. Bırakmayacağım. Bırakmayacağım seni. Bırakmayacağım. Yılmaz. Yılmaz onu anlamaya çalış Yılmaz. Yılmaz içinde bulunduğu durum hiç de kolay değil. Yılmaz hepimiz için imtihan oldu bu mesele. Yılmaz. Yılmaz onun için dua etmek lazım. Of of ne koşarsınız lan. Bir yerinizi kıracaksınız. Oğlum ne oldu? Ağlama oğlum. Ulan. Yok bir şey yok. Yaşar sen de tez et kahvaltı hazırdır. Yaşar. Yürüyün hadi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam amca. Neyse ağlama çocuğum. Valla birkaç kere geldim gittim hemen. Selim'i bulamadım gitti. Herhal bugün askere gidecek o çocuk. Ha? Gidecek abi inşallah. İnşallah tez zamanda kavuştursun Allah. Abi yok, yok valla olmaz. Tez zamanda gitsin gelsin ha. Görmesem de uğur olsun amcam. Ha? Sağ olasın abi. Hadi selametle kalın hadi hadi. Sağ olasın. Gece. Sen neye hala buradasın? Neye gitmedin? Yaşar. Kusura kalma. Başka gidecek yerim yoktur. Bana yardım et. Eğer bana yardım etmezsen beni öldürecekler. Sen ne dersin Gece? Kim peşinde? Beni kandırdılar Yaşar.
Ne olduklarını anladım. Patlayıcılarını da alıp kaçtım. Ama nereye gideceğimi, kime güveneceğimi bilemedim. Ardıma baktım ki kimse kalmamış. Biz sen kalmışsın. İyi ki geldin gece. Korkma, sana kimse dokunamaz. Ben hemen gidip Tarık'a haber verip geleyim. Olmaz. Ona gitme. Vallahi yüzüm yoktur, utanırım. Öyle deme Kece. Bize ancak o yardım edebilir. Burada bekle, hemen dönüp geleceğim. Geçmiş ve bura emin. Kodej de razı bir. Kodej şifa budu. Sağ olasın. Sağ olasın. Gel. Geçmiş olsun emin amca. Gel. Kece. Hayırdır Yaşar? Benim evin ahırına gizler. Yaşar. Kece. Sen burada ne ararsın? Sultan, yanlış anlama. Başım belada. Yaşar'dan yardım istemeye geldim. Başka adam mı kalmamış Kece? Neye gelirsin buraya? Dünya alem bilir bir bizi sevdiğizi. Evli barklı adamla ne işin var? Buraya gelmem hiç iyi olmadı. Affet. Evini ocağını birbirine katmaya gelmedim. Yaşar'a da kızım. Kece, hadi anlat, ne oldu? Senin için ajan dediler. Kandırdılar beni. Asıl hizmette tiplerimin kime çalıştığı belli değildir. Kime çalışıyordun Kece? Sana neler yaptırdılar? Devlete. Yani öyle bilirdim doktor. Bana Hacı Şiko'yu öldürttüler. Sen neler diyorsun Kece? Nasıl oldu bu? Kim bu adamlar? Herkesin kırmızı diyebildiği bir adam geldi. Cezaevinde benimle görüştü. Dedi ki, yıllarca dağda savaştın, şimdi devlete çalış. Aklım almıyor bu olanları Kece. Kece, sen nasıl düştün bu tuzağa? Kim düşmez ki doktor? Zaten cezaevinde çürüyecektim. Başka şansım da yoktu. Hem benim niyetim gerçekten devlete hizmet etmekti. Şu kırmızı dediğin adam nasıl biri? Gittiği her yerde kapılar ardına kadar açılırdı. Çok güçlü bir adamdı. Herkes ondan korkup çekiniyordu. Ben de ona inandım doktor. Bir sürü cinayet işletti bana. Tamam Keşke, sakin ol. Bak, gerçeği anlamışsın. Önemli olan bu. Sana para getiren adam vardı ya, bir sürü patlayıcı silah getirdi. Zamanı gelince bunlarla ortalığı birbirine katacağız diye konuştular. Ben de hepsini aldım kaçtım. Ama kime gideceğimi bilemedim doktor. Allah rızası için yardım et bana. Kime güveneceğim şimdi? Merak etme Kece. Tim'e haber vereceğim. Gelip alacaklar seni. Onlara her şeyi anlatabilirsin. Patlayıcıların yerini söyleyebilirsin. Olmaz. Onlar ahtapot gibidir. Her yerdedirler. Beni yaşatmazlar. Kece. Beni öldü bil. Kece, korkma. Hiçbir şey yapamayacaklar. Hadi gel, seni nezarete götüreyim. Orada daha güvende olursun. Nereye gidersin Yaşar? Bu nasıl iştir?
Kızma bana sultan. İş hele bildiğin gibi değil. Evet, doğru zamanında Kece'yi sevdim. Lakin olmadı. Nasip değilmiş. Seni aldığımdan beri o bana bacıdır. Kimsesizdir. Eğer müsaade edersen onu sahipsiz bırakmayacağım. Çok acil bekliyorum. Kece. Yakınlarda seyyar bir birlik varmış. Hemen bir ekip gönderip aldıracaklar seni. İnşallah doktor. Kece. Tamam hadi canını sıkma. Kece sen dinlen burada. Bir ihtiyacın olursa nöbetçiye seslenirsin. Ben sağlık ocağına gidiyorum. Tamam doktor. Allah razı olsun senden. Hakkını helal et. Sana da etmediğimi bırakmadım. Helal olsun. Tamam bırak. İstemem. Sağ ol Zilan. Hava soğuktur. Bunu da boynuna saraydın. Gerek yok Zilan. Yılmaz. Ne edeceksin? Yani Berfin'in istediğini vereceksin mi? Onu nasıl boşayabilirim Zilan? Bilirim. Hayatınızı mahvettim. Hem oğlan oldu bir kere. Bunu istediyse senden elbet bir sebebi vardır. Boşa onu Yılmaz. Belki böylesi daha hayırlıdır. Bir daha bunu sakın duymayayım Zilan. Berfin benim karım. Hep de öyle kalacak. Elen sağlık Zelal. Afiyet olsun Gule. Elen sağlık. Siz zahmet etmeyin ben toplarım. Berfin. Berfin. Bak hele kızım. Tezgah de şunu abine götür. Günahtır hiçbir şey yemeden gitti. Vallahi iş edemez şimdi. Ne edeceğimi şaşırdım Gule. Gördüğünüz işte. Hep böyle eder. Üzülme Zelale. Allah'ım hiç kimseye tek koymaz. Güçlü olacağız. Allah'ın izni dışında ne olmuştur ki? Elbet bir yol gösterecektir. İnşallah. Dua etmek gerek Zelal bacı. Hep beraber dua edeceğiz. He. Ey kurban olduğum. Sen Berfin kızımıza... Derdi olana, sıkıntısı olana yardım et. Amin. Kimseyi çaresiz koma. Amin. Dertlerimiz karşısında isyana girdirme. Amin. Sen elbet bizim için en iyisini bilirsin. Sen bu evin sıkıntısını al. Amin. Bu evin milletini ferah kavuştur ya Rabbi. Amin. Sağ olasınız. Allah razı olsun. Cümlemizden. Bize müsaade Zalale. Sıkma canını. Allah büyüktür. Hadi kalk. Bacılar, sevaptır. Bu kızın meselesi için
Her birimiz namazlardan sonra tefriciye okuyak. E gelir. Tabi Holte. Abi tabi. Elbette okuruz. Allah fena. İnşallah. İnşallah. Ben bunu abime verip geleceğim. Berfin, güzel kızım benim. De biraz gül kurban oldum. İnşallah her bir şey iyi olacak yavrum. Sabırlı ol, he mi? He mi? Berfin. Az dur, konuşalım. Konuşacak bir şey yoktur Yılmaz, çekil önümden. Berfin. Benimle konuşana kadar çekinmeyeceğim. Berfin. Bırak beni. Bak Berfin, niye dinlemezsin? Niye böyle inatlık edersin? Ama bil ki sen inatsan ben de inadım. Boşamayacağım seni, hiç heveslenme. Ele, gücü anca Berfin'e yeter. Tamam Yılmaz, senin dediğin olsun. Ama sen de bil ki yollarımız ayrılmıştır. Nikahım sende olsa bile sen benim için artık yoksun. Varsın nikahım sende kalsın. Değişen hiçbir şey olmayacak. Kaçıracağım seni Berfin. Kurtaracağım bu herifin elinden. Ne oldu Berfin? Ana Allah aşkına hiçbir şey deme artık. Vallahi gücüm takatim kalmamıştır. Tamam kız. Tamam. Kurban olduğum, sen yardım et. Ben götürürüm bunu. Çocuğun hali çok kötü doktor. Sakin. Çok kötü. Sakin ol Zeynep amca. Tamam, sakin ol. Tamam ağzım. Telaş edecek bir şey yok, hadi. Tamam. Hadi buyurun. Hadi. İçeri gidelim. Oğlum. Hayırdır anne? Sana yiyecek bir şeyler getirdim oğlum. Sağ ol anne, ama şimdi hastam var. Sonra yerim. Sen bilirsin. Anne. Aç kalmadı. Berfin nasıl oldu? Aynı oğlum, hiçbir değişiklik yok. Berfin. Korkma Berfin. Sen ne edersin burada? Ben her şeyi bilirim Berfin. O Yılmaz gaddarlık eder. Seni boşamaya yanaşmaz. Öyleyse öyle. Sana ne bunda? Benimle evlenmek istediğini bilirim. Yılmaz, hayır, seni boşamazsa bana varamazsın. Sen ne edersin Selim? Sen ne edersin Selim? Diyeceğim şu. Benden utanma. Duydum ki beni severmişsin. Yılmaz seni boşasa beni alır mısın? Madem Yılmaz seni boşamaz biz de kaçacağız. Başka yolu yok, anladın mı? Alacağım bir eşya varsa al gidelim. Allah aşkına git buradan Selim. Yılmaz seni duyarsa öldürür. Bırak. Korkma. Milletin başını belaya koyma. Korkma, kimse bana bir şey edemez. Öyle bir yere gideceğiz ki kimse bizi bulamayacak. Kurban olayım Selim, bela etme. Ayıptır. El bize iyi demez. Hele bir dur. Anamla abim gelsin. Başımıza iş etmeyek. Yürü Berfin, korkma, bir şey olmayacak. Bırak Selim, bırak. Suç benim olsun. Beyler senin için daha iyi.
Biz kaçınca bakalım o şerefsiz Yılmaz boşanmam diye diretecek mi? Ziren abla, dedemin rahlesini gördün mü? Hemen vereyim. Al kurban olduğum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. Eferin sana, eferin. Sen de dedene çekmişsin. Bu rahle dedenindir öyle. He, dedemindi. Hemen şimdi benim. Ben de bince aynı onun gibi olacağım. Demek onun kimi olacaksın? Ele kolay mı? Onun torunusun diye sen de seyitsin. Hemen onun gibi ilim öğreneceksin mi? Alim olacaksın mı? O ki buralarda Farsça, Arapça, Osmanlıca bilen tek alimdi. Bundan başka daha bir sürü dil konuşur, bir o kadar da büyük kitabı ezbere bilirdi. Maşallah Zilan. Dedemle sanki sen yaşamışsın. Her bir şeyi bilirsin. Dedenizi tanımayan mı vardı Yılmaz? Sevilen adamdı. Namı her bir yerdeydi. Ben de öyle kulaktan duydum işte. Hem senden de duymak isterim. Anlatırım. Ağlamıyorum. Zeynep, sağlık ocağında olmayan bazı ilaçlar var. İlçeden onları hemen getirtmen gerek. Olur. Hemen getirtiriz doktor oğlum. Sen ilaçları bir kağıda yaz ver bana. Bebeğin nesi var doktor bey? Bebeğin zatürre olma riski var. Ona iyi bakılmamış. Bakamadım ya. Cevat'ın telaşesinden çoğul çocuk her şeyi unuttuk. Cevat'tan haber yok mu Zeynel'e? Yok doktor oğlum. Hiç haber alamadık. Rahat. Hazır ol. Çapraz tutuş. Sürünme pozisyonu al. Sürün. Güzel. Güzel, güzel. Aferin. Yılmak yok ulan. Gayret et. Öğreneceksin ulan. Öğreneceksin. Ulan bu hareketleri eşek bile iki günde yapar. Hele sen haydi haydi yaparsın. Ha. Hadi la, hadi. Eşek öğrendiyse sen de öğrenirsin. Hadi bakayım ula. Hadi bırakın size. Beni. Hadi bakayım. Benden size iş çıkmaz dedim. Bu el sizin için ateş etmedi, etmeyecek. Atacak ula. Bu eller bizim için her şey edecek. Okulunu boşuna topla Cevat Efendi. Yoksa sonun hiç şey olmaz bilesin. Ayağını denk alasın. Şivan. He. Komutan bizi çağırırmış. Ne verecekmiş bizi? Ne bileyim ben. Tamam geleyim. Heh, hadi. Sıla. Hadi. Hadi devam edin. Kaytarmak yok ula. Kaytarmak yok. Sıla. Ez bunları. Böcek gibi mez. Böyle böcek gibi. Hadi. Hadi lan. Hadi. Yat ula yat. Bize emretmiş komutanım. Cevap meselesini biliyorsunuz. Hemen harekete geçiyoruz. Seyyar bir birlik tespit ettik. Baskına gidecek, Cevat'ı da orada öldüreceksiniz. Sanki Tim vurmuş gibi yapacaksınız. Yani Zeynel, oğlunun Tim tarafından vurulduğunu zannedecek. Emredersin komutanım. Öncesinde Zeynel'i ziyaret edeceksiniz. Oğlu elinizdeyken adam mecbur size kapılarını açacak. Yedirecek, içirecek.
Sonra da içinizden biri Tim Zeynel'in örgüte yardım ettiğini söyleyip adamı ihbar edecek. Böylece Zeynel Ağa'ya örgütçü olmaktan başka çare kalmayacak. Anlaşıldı komutan. Bu iş hata kabul etmez. Örgüt bu projeyle mütedeyyin muhafazakar halkı örgütçü yapacak. Uzun süreli halk savaşı tabana yayılacak. Tamam komutanım. Hiç merak etmeyin. Anladım. Tıkanan hareketin önünü açacağız. Tamamdır komutanım. Tamamdır. İyi günler. Her şey dediğiniz gibi olacak. Güzel. Sadece Zeynel Ağa değil, birçok aşiret reisi örgütçü olacak. Bak, hemen içeriye varıp bu ilaçları alacaksın, tamam mı? Tamamdır, emredersin ağa. Al bakayım şunu. Zeynel Ağa, sonra sizin köye gitsin. Orası daha yakın ilçeye. Biz de bebeği alıp senin evine gideriz. Zaman kazanmış oluruz. Sen nasıl istersen öyle olsun. Hadi durma, çabuk git. Biz de geç kalmayalım. Hemen bir an önce gidelim. Tamam. Doktor abi. Doktor abi. Doktor. Ya, bir adam gelmiştir doktor. Keçeyi almak ister. Kanun adamıdır. Özel adamlar bunlar. Herhalde daha üstler ha. Çağırayım. Buyurun buyurun. 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 Merhaba. Buyurun. Ben antiterör timinden Çetin Solhan. Hoş gelmişsiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş gelmişsiniz. Sefalar getirmişsiniz. Fazla vaktimiz yok. Sizde bize ait bir emanet varmış. Onu almaya geldik. Ne emaneti oğlum? Hayırdır? Kece anne. Sabah gelip teslim oldu. Peki, nezarethanede. Buyurun gidelim. Beyim, beyim. Benim bir maruzatım vardır. Siz alın çocuklar, ben geliyorum. Baş üstüne. Ado, yardımcı ol arkadaşlara. Sen de geç. Buyur bey amca. Bak, benim bir oğlum vardır. Daha kaçırdılar zorla. Çoluğu çocuğu vardır. Kurban olam yardım edin. Bulun ona. Merak etmeyin. Siz kimlik bilgilerini verin, biz bakalım. Yardımcı olmaya çalışalım. Allah sizden razı olsun beyim. Zeynel amca, sen kimlik bilgilerini verirsin. Tamam doktor oğlum. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Buyur. Buyurun gidelim. Doktor Bey'le konuşabilir miyim? Doktor, kim bunlar? Asker değil, polis değil. Kimdir bunlar? Antiterör timinden. Ben kimlik gördüm Keşi, korkma. Hakkını helal et Holte Zelal. Kızım helal edecek bir durum yok. Hiçbir şeyden haberin yoktu ki. Keşi. Keşi. Kapımız sana her zaman açık. Sağ ol doktor. Buyurun gidelim. Korkmayın, bizimle güvendesiniz. Köyün dışına kadar eşlik ederim. İyi olur doktor. Buyurun. Sen kal avda, ben giderim doktorla. Yardımcın olsun kızım. Tamam Yeşil abi. Berfin. Burada ne olmuş böyle?
Burada ayrılıyoruz Kece. Her şeyi anlat onlara. Korkmana gerek yok. Anlatacağım doktor. İşin bitecek, köye rahatlıkla döneceksin. Rahat ol, tamam mı? Allah yardımcın olsun Kece. Hakkını helal et. Sağ ol Yaşar. Sen de helal et. Eğer sen olmasaydın... Ne ettim ki Kece? Kece size emanet. Gidelim. Gece bağırdı. Bakalım bir. Ne çabuk gittiler. Herhalde yanlış duydun Yaşar. Dönelim. Ne bileyim ben aslında abi. Ben de çok merak ediyorum. Ya hiçbir şey daha haberimiz yok ki. Necidir, teslim bilmiyorum. Etmiş dediler. Bilmiyorum vallahi. Başka bir şey bilmiyoruz yani, ha. Akılsır, ha geldi. Aha işte geliyor. Ya öyle Tarık oğlum. Bu Kece nereden çıkmıştır oğlum? Ya ne oluyor? Hiçbir şeyden haberimiz yoktur ha. Doktor ne eder bilinmez. Sır küpüdür mübarek. Tarık ne oldu? Kece'yi teslim etmişsin dediler. Ya kusura bakmayın. Ama... Kece'nin güvenliği için böyle olmak zorundaydı. Hey Allah'ım. Hey Allah. Yetiş oğul. Berfin yok. Berfin yok. Ne? Anne, nasıl yok sakin ana? Ol, sakin ol. Hey Allah'ım ya. Anne. Nereye kaybolur? Berfin sağlık yok. Ocağında. Yok oğlum. Oraya da baktım. Her yere baktım. Hiçbir yerde yok oğlum. Evin altı üstüne gelmiş. Bu Berfin'in yazmasıdır. Yerde buldum. Bunlar sakın Zilan'la dalaşmış olmasınlar. Bilmem oğul. Size geçmedim. Ben bir gidip bakayım. Hadi oğlum hadi. Hadi bize gidelim. Gel. Hadi. Serin, hadi. 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 Evlerinde lambaları yanıyor, göz göz olmuş ciğerlerim kanıyor. Evlerinde lambaları yanıyor. Ay ay. Kezban hele bana bak. Ne istersin çoban Avdo? Sen git Necla'nın yanına. Vallahi Kezban o atkıyı kestim. Parça pincik ettim, kestim, doğradım, bitti gitti. Ey etmişsin, hayırlı olsun. Hadi Kezban, git. Kezban, ya aç bir şey diyeceğim ya. Kezban. Ne var ne? Başka bir şey demeyeceksin mi? Peki Kezban Hanım. Dediğiniz gibi olsun. Peki. Avdo, sen dur. Ben seni daha çok süründüreceğim. Ula Avdo! Yaşar abi sen miydin? Kezban mı dışarı gel. Diyeceğim vardır sana. Olur. Bu gelişte hayır yoktur ama hayır olsun.
Buyur Yaşar abi. Lafı eş dolandırma Kezban. De ben akşam Selim'le ne konuştunuz? Mesele neydi? Ya ne meselesi olacak? Havadan sudan konuştuk Yaşar abi. Kızım, Selim'in Berfin'e meyilli olduğunu bilirim. Berfin kayıpmış, Selim de ortalarda yok. Bir bildiğin varsa söyle. Ya Yaşar abi, bildiğim bir şey yoktur. Hem Selim'e söz verdim, diyemem. Vallahi ben bir şey demedim. Konuş Kezban. Bu oyun değil, namus meselesidir. Vallahi kan gövdeyi götürür. Ya tamam, bağırma Yaşar abi. Anlatacağım, tamam tamam. İşe bak Berzan. Kızı nasıl saf dışı edeceğiz derken mesele kendiliğinden çözüldü. Önümüzde bir engel kalmadı. Projeye devam edeceğiz. Zilan Hanım, senin davandan geçilmez artık. Böylece bölgedeki ilk kadın şey sen olacaksın. Ya kız vazgeçerse? Eğer kız vazgeçerse, boşanması için elimizden geleni yapacağız. O da olmazsa kızı, yani Berfin'i öldüreceğiz. Zilan! Zilan! Ne oldu Yılmaz? Berfin'i gördün mü? Yok, görmedim Yılmaz, ne oldu ki? Ne oldu Yılmaz? Berfin kayıp. Berfin mi kayıp? Ne? Yok Yılmaz, vallahi ben görmedim. Ne edeceğiz oğul? Zeray Bey, merak etme, bulunacak. Berfin'i bulacağız Yılmaz, hızlı hareket etmeliyiz. Hadi gidelim, hadi. Hadi. Bir diyeceğim vardır sizlere. Nasıl söyleyeceğimi bilemem. Ama Berfin'i kaçıran benim sersem kardeşim sen. Ne? Sen ne dersin Yaşar? Ne dediğini parçalarız. Bırak dedim, bırak. Allah başına iş açacağız Selim, bırak beni. Korkma Berfin. Bırak. Bana bir şey olmaz. Hem senin için ölsem ne olur ki? Bak senin için aldım. Vallahi çok yakışacak. Hem sana ne yakışmaz ki? Çekil. Al, çekinme, yengemden aldım, al. Sonra yaklaşma ona bir tane alıp ver. Yaklaşma, çekil. Hemen bu senindir. Nasıl kaldı? Dur, dur, dur. Ya, dur beni. Dur. Tamam. Yılmaz'la boşanacak diye bizim saf Selim evlenme teklif etmiş Berfin'e. Ya bu herif salak mıdır ha? Hele bu namus meselesidir ya. İnanın tehlendir ya. Deli mi bu oğlan? Tamam, durun durun, bir sakin olun. Lafı uzatma Yaşar. Kardeşin nereye kaçırmıştır kızımı bilir misin? Götüreceği tek yer vardır. O da teyzemin köyüdür. Nerede bu teyzenin köyü? Söğütlü'de oturur bunların teyzesi. Tamam, hadi gidelim. Hadi. Hadi. Yılmaz. Kurbanın olan kıyma kardeşime. Siz de bilirsiniz. Zaten biraz saftır. Bir de üzerine cahillik olunca. Yaşar abi, merak etme. Berfin bir kurtaralım da. Tarık Bey. Tarık Bey, çocuğun ateşi yükseldi. Durumu çok tehlikeli. Tamam, ben şu çocuğa bakayım, siz gidin. Tamam, hadi hadi. Yılmaz. Yürü oğlum, yürü. Hayır. Sakın yanlış bir şey yapma. O senin karınsa benim de kardeşim. Tamam Tarık, olur. Tarık Bey, ne oluyor? Yaşar'ın kardeşi Berfin'i kaçırmıştı. Ne? Yeter artık Selim, yeter! Ben seninle evlenmeyeceğim. Ben zaten evliyim. Ben bilirim sen niye böyle konuşursun. Yılmaz denen o gaddar yüzünden değil mi? Korkma. Ben seni ondan kurtaracağım. Vallahi billahi kurtaracağım. Ne kurtarması Selim? Belki Yılmaz'la ayrıyım. Belki ona küsüm. Hem ben hala onu severim. Anladın mı? Hem anla artık Selim. Bizde bir şey yok. Olmayacak da. Hem ben öyle bilmezdim. Yani sandım ki... Affet beni. Niyetim kötü değildi. Kurban olayım, affet beni. İnşallah kimse duymamıştır. Bakayım. Ateşi 39,5 Tarık Bey. Çocuğun ateşi çok yüksek Senela. Biraz daha yükselirse havale geçirebilir.
İlaçlar gelmiş mi? Yok ama biz köye varmadan ilaçlar da gelmiş olur. Yola çıkalım doktor bey. Tamam, hemen gidelim Zener ağa. Hadi kızım durma, al çocuğu. Hadi alın çocuğu. Yavrum. Hadi yavrum, ver bana elini. Hadi anne. Sağ ol Dila. Teşekkür ederim. Tarık Bey, ben gelmiyor muyum? Bir gerek yok Dila. Benim rahatım çok iyidir. Hem burada bana çok iyi davranırlar. Hiçbir derdim yoktur. Sadece sizleri çok özlemişim. Buraya halkıma hizmet için geldim. Kurtuluş mücadelemiz bitene kadar burada kalacağım. Ben artık şerefli bir gerillayım. Beni merak etmeyin. Cevat. Eytan, valla çok acıklı oldu ha. Ağlatacağım beni ya. Valla ağlatacağım. Hadi lan, bitir çabuk. Ekip seni bekler he. Ver lan. Hazırız şimdi. Heh. Hadi yürüyün. Heh. Hem Zeynel ağayı bekletmeyelim. Valla çok ayıp olur. Çok ayıp olur. Hadi. Çok ayıp olur yahu. Yürü. Hadi. Yürü. Hadi lan. Üzmüş seni. Hadi sen de. Ayten hadi. Hadi yürü. Yürüyün gidin ki ula. Yürüyün. Hadi. Ayşe kafama. Nasıl böyle bir iş ettim? Yılmaz. Mervin. Dur Yılmaz. Ben seni gebertmez Yılmaz, miyim lan? He? Gebertmez miyim lan seni? Yılmaz. Ha? Yılmaz öldürürüm yapma. Lan seni Yılmaz. Öldürürüm lan. Yapma Yılmaz. Yılmaz. Sen karışma Mervin. Karışma sen. Karışma. Oh. Yılmaz. Ay, Yılmaz. Oğlum, Yılmaz. Ulan şerefsiz. Dur. Ne yapıyorsun? Yılmaz dur, ne yaparsın? Oğlum ne yapıyorsun? Gel. Gel hele. Dur. Ya dur. Bırakın. Bırak kendine gel. Yılmaz sakin ol. Bırakın beni. Oğlum dur dur. Yılmaz oğlum. Sen ne yapıyorsun? Ya dur. He? Ben kendimi korurdum. Yılmaz. Ne yapıyorsun? Ne olurdu bana dönseydin Berfin? He? Dur oğlum dur dur. Eskisi Berfin. Gibi olsaydı Yılmaz. Oğlum sakin ol. Abi böyle rezil olmasaydık ne olurdu? Berfin. Ne gel. Berfin. İyi misin kızım? Hepsi senin yüzünden. Sen beni perişan ettin. Sen beni el aleme rezil ettin. Bu olanların suçlusu sensin. Daha bundan sonra benim için Yılmaz yok. Öldü. Bunu böyle bilesin. Kızım yapma deme böyle ya. Ah be. Ah kızım. Yeter ana. Yeter. Tek bir laf etme. O kadın Yılmaz'ın evinde oldukça Yılmaz benim için ölüdür. Berfin. Büyük konuşma kızım. La Selim. La Selim. Rezil ettin lan bizi. Boşa rezil ettin herhalde. Dur sana dur dur dur. Bırak hadi. Hala dur. Ya dur. La ne olurdu yerinde duraydın da seni adam gibi davranmasın. Hele sakin ol ha. Seni hemen askere teslim edin. Ya dur. Hayırsız seni. Bak bak. Yürüyün hadi. Gece. Neden bize ihanet ettin? Beni nasıl buldunuz? Telsizle Kece. Bölgedeki bütün telsizleri dinledik. Bak, seninle bir anlaşma yapalım. Sen bize C4'lerin yerini söyle. Ben de sana işkence yapmak zorunda kalmayayım. Ne kadar dayanabileceğini sanıyorsun aptal?
Peki. Sen bilirsin Keşe. Ama haberin olsun. Ben işkence etmekten ne yorulurum ne de bıkarım. Anlayacağın işimi seviyorum. Bu iş olmazsa çok mutsuz olurum. Bu kadar laf yeter. İş zamanı. Vatan, Zeynel Ağa bize ziyafet hazırlamış. Yemese kayıp olur he? Geldiğimizi haber edelim Şivan. Edelim. Eyten. Zeynel Ağa'ya haber et. Onu ziyaret edeceğimizi söyle. Komutanlar gelir de. İyi ağırlasınlar bizi ha. Mektubu vermeyi de unutma ha. Merak etme Şivan. İyi geç hadi. Hadi bakayım. Selo. Bunun dizginlerini sıkı tutun o. Tamamdır Şivan. Evimi ailemi rahat bırakın. Eğer onların kılına zarar gelirse. Yav Cevat. Yav oğlum. Ulele bir sakin ol yav. Hele bir sakin ol oğlum. Kimseye bir şey yapmayacağız. Hele bir yemek yiyip geleceğiz ha. Ule hemen büyüttün ha. Eğer onlara dokunursanız hepinizi gebertirim. Kes sesini ulan. Konuşma ulan. Konuşma. Sülo. Biz yokken komuta sendedir. Olur Botan komutan. Hadi. Sülo. Dediğim gibi ula. Bunun dizginlerini düzgün tut ha. Hı. Sağlam tut ha. Rahat dur. Bana hareket yapıyor ula. Tamam canım. Ağlama oğlum. İlaçları nasıl vereceğini anladın değil mi? He ya anladım doktor bey. Tamam. Ağlama. Ağlama kurban. Ağlama yavrum. Gel. Gel baba. Ağlama tosun. Ağlama bir tane. Ağlama kurban oldu. İyi olacaksın yavrum. Aman'da nazarlara mı gelmiş benim oğlum? İyi olacaksın. Ağlama yavrum. Zeynel'e ben her gün gelip çocuğu kontrol ederim. Baba ne, Allah senden razı olsun doktor oğlum. Ha. Yemek hazırladık. Buyur sofraya geçelim. Hemen kalkacağım. Berfin kayıp Zeynel'e. Ben hemen gideyim. Aklım orada kaldı. Yapabileceğimiz bir şey var mıdır? Yok Zeynel'e sağ ol. Yalnız gitme. Yanına iki adam vereyim ben sana. Bak canlandı hadi. İşte. Kapı vurulur baba. Ateşte düştü. Ben bakalım. Güzel oğlum benim. Güzel oğlum. Sana oğlundan mektup getirdim Zeynel Ağa. Oğlum mu? O mu yazdı bunu? Elbette o yazdı. Ben yanındaydım. Bol bol da selamı vardı. Zeynel Ağa, şunları gönder başımdan. Sana bir diyeceğim var. Botan ve Şivan dışarıda bekler. Seni ziyarete geldik. Zeynel Ağa, bir şey demeyeceksin mi? Başım gözüm üstüne. Gelsinler. Adamlarına söyle. Çekilsinler. C4'ler nerede Keşe? Çözün şunu. Thank you.
Ben de inatçıyım Bekleyici. Aytan, otur yemeğini ye ula, otur. Oğlun da örgüte katıldığına göre aramızdaki husumet bitmiştir Zeynel Ağa. Herkes bilsin. Bundan böyle Zeynel Ağa ile cancer olacağız ha. Valla. Ey sofra kurmuşsun Zeynel Ağa ha. Sağ ol. Ya vatan. Biz de Zeynel Ağa'yı kampa davet etsek ha. Biz ne ikram edeceğiz Sivan? Böyle yemekler yoktur bizde. Biz de Zeynel Ağa'yı çöre solarız, otlatırız Zeynel Ağa'yı. Ayıltın şunu. Konuşuncaya kadar parmaklarını tek tek kopartacağım. Dur, dur Çetin. Söyleyeceğim. Nereye sakladın? Gizli evin ardındaki ara gömdüm onları. Bu parmak da beni uğraştırdığın için. Sana da bulaşık yıkamak çok yakıştı kız. Sen kendine bak koyun tüccarı. Çok da anlarsın ya koyundan. Her şey bir yana da ben çok sıkıldım bu rolden. Artık eskisi gibi seninle birlikte olmak istiyorum. Bu iş bitince nereye götüreceksin beni? Ben de sıkıldım. Nereye istersen oraya. Paris, Viyana, Roma. İstersen Roma'ya gideriz. Kendini harap edersin Yılmaz. Vallahi çok üzülürüm bu halına. Sen edeceğini ettin. Her bir şeyi anlattım. Hem hala aynı inatlığı eder Berfin. Elin elime değmemiştir. Bunu bile bile niye böyle eder anlamadım. Ben de bilmiyorum. Bak. Bir şey diyeceğim ama beni yanlış anlama. Madem Berfin Bey'le eder, demek ki artık senden soğumuş. Beni de bahane eder. Derim ki sen Berfin'i boşa. O da sen de sıkıntıdan kurtulursunuz. Yazık günah halınıza. Ettiği hiç doğru değil. El aleme karşı utandırır hepimizi. Boşa beni Yılmaz. Boşa beni. Haklısın Zilan. Çok doğru dersin. En münasebi bu işi bitirmektir.
Belki de işlediğim günahların bedelini ödüyorum. Anlaşılan bize mutlu olmak yok bu dünyada. Ama bunu Berfin'e ve sana ödetmeye hakkım yok. Onu boşayacağım. Bak Berfin, aklını başına al kızım. Nereye kadar bu böyle devam edecek? Yazık ikinize de. Git kocanın yanına. Berfin, Yılmaz o kızı kardeşi gibi görüyor. Ona acıyor o kadar. Hem Yılmaz seni çok sever, bilirsin. İnat etme ne olur. O kadın yanındayken hiçbir zaman dönmeyeceğim. Ve subhanallah. Ben seninle baş edemem kızım. Abi konuşsun seninle. O ne ederse etsin seni. Oğlan hiç merak etme Zeynel Ağa. Bu kadar ziyafetten sonra ona çok iyi bakarız ha. Merak etme. Şivan, acele edek istersen. Bir işimiz daha vardır. Baskını unutmadım, oğlumdadır. Oğlanın ilk görevidir ha. Ordundan bir dua ok istersen ha. Eyten, hadi yürüyün gidik. Hadi lan, hızın, yürü ula. Zeynel Ağa! Zeynel Ağa! Zeynel Ağa! Baba! Dede! İyi misin? Dede! Baba iyi misin? Zeynel Ağa iyi misin? İyiyim. Ne baskınından bahsediyor bunlar? Bilmem Ema. Bizim oğlanı da bulaştıracaklar bu işe. Elim kolum bağlı kalmıştır. Kurban olsun. Sen bizi zalimler karşısında çaresiz bırakma. Zeynel Ağa sakin ol. Allah büyük. Tarık oğlum. Oğlum nereye? Devletine bağlı bir vatandaş olarak bir ihbarda bulunmak isterim. Zeynel Ağa artık ihanetini saklamıyor. Açık açık teröristlere yemek veriyor. Cezasız kalmayacaktır herhalde. Her şey ben devletime karşı görevimi yaptım. Gerisi size kalmıştır. Toparlanın hadi. Ula ağa oğlu. Baba bizi iyi ağırlamışlar ha. Onu neye bu işe karıştırırsınız? Onu mu soracağız lan? Haddini bile otur yerine. Silah ver ula. Ver şu silah. Ver şuna. Vatan, merkezden arıyorlar. Şu telefona cevap ver. Al. Söyle. Allah şunu. İhbar sağlam mı? Al dedim ula. Al dedim. Değil. İşte böyle. Akıllı olacaksın, akıllı oğlum. Akıllı. Tamam. Anlaşılmıştır. Şimdi askere saldıracağız. Ön safta sen olacaksın. Askere ilk kurşunu sen sıkacaksın. Anlamışım. Yoksa. Her zamanımız var. Yoksa. Yoksa. Sülaleni temizlerim ula. Sülaleni temizlerim o. Anladın? Seyyartım Yağmurlu Vadisi'ne hareket etmiş şu an. Hemen harekete geçmemiz lazım. Güzel. Onlara karşılama merasimini yapalım ha. Hadi lan. Alın şunu. Alın lan. Hadi. Yürü hadi yürü. Hadi lan. Yürüyün gidik hadi. Hadi ula sallamayın. Hadi ula. Senin hikayen asit kuyusunda biter Keşi. Yapma. Patlıcıların yerini söyledim. Daha ne istersin benden? Atın. Hayır. 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 Hayır.
Bacıların işini bitiremedi. Onu öldüremeyeceğini adım gibi biliyordu. Sana baştan söylemiştim. Testi geçemedi. Yeni görev için doğru kişi değil. Keşeyi iyi tanımışsınız. Zaten son kullanımı geçmişti. Prosedürü biliyorsun. İşi biteni, işi bitmiştir. Çek fişini. Şimdi sıra Zeynela'da. İhbar geldi. Teröristlere yardıma yataklık edermiş. Kulağını çekmek gerek. Anlaşıldı. O bir ketiye dillemin kavna keve çavemin. Afandım, nasıl yapacağım? Bertin böyle eder, demek ki artık senden soğumuş. Beni de bahane eder. Derim ki sen Berfin'i boşa. Başka çarem yok. Boşanmamız gerek. Hadi kızım, sen de kalk abdest al, bir şeyler oku, rahatlarsın biraz. Tamam ana, ben açarım ana. Ne demeye geldin gene? Konuşmaya geldim. Daha konuşacak ne kalmıştır Yılmaz? Berfin. Dediğini yapacağım. Boşayacağım seni. Boşayacağım mı? Evet. Artık istediğini yapabilirsin. Koltezeler, koltezeler. Ne oldu Kezban? Doktor korucuları toplamıştır. Operasyona giderler, onu diyecektim. Hayırdır inşallah. Bana söylemedi. Çabuk olun hadi. Ver kardeş. Çabuk. Ver kardeş. Şu telsiz bir çalışsaydı hiç gerek kalmayacaktı. Oğlum neye çalışmaz? Bilmiyorum Hamit amca. Allah'ım. Bunu alayım kaç mı? Kere denedim. Al. Olmuyor. Hiç açılmıyor. Batarya bitmiş olmalı. Ver. Doktor abi. Ben onu Kezban'a vermiştim. Şarja takacaktı. Ver. Durum anlaşıldı. Şarj olmasını bekleyemeyiz. Şivan ve ekibi çoktan yola çıkmışlar arkadaşlar. Tamamdır. Hadi. Hadi çıkalım. Hadi. Biz de gidelim. Tarık ne oldu? Hadi kardeş. Hayırdır oğlum? Yine teröristler karakola saldıracakmış anne. Onları durdurmaya gidiyoruz. İyi gidin oğlum. Yılanın başına ezin.
Berfin, iyi misin? Ben iyiyim abi. Ben de seninle geliyorum. Berfin. Ben eski militanım. Herkesten iyi silah kullanırım. Bu halde olmaz Berfin. İyi değilsin. Abin olarak buna müsaade edemem. Hadi. Yılmaz. Sen ne dersin oğul? Hakikat boşayacak mısın? İyi düşündün mü? Ama başka çare mi kalmıştır ana? Böyle birbirimize eziyet eder dururuz. Onu boşarsam herkes kendi yoluna bakar. Hem arada sizler de üzülmemiş olursunuz. Berfin'e deyin. Şu iş bitsin, dönüşte boşayacağım onu. Ben ne kaçırdım böyle? Şş, Kezban, gel hele gel. Kız Kezban, bunlar ne yana gider böyle? Çiçek toplamaya giderler baba. İyi, toplasınlar. Kız, sen beni dalga mı geçersin? He? Gel buraya. Kıracağım kafanı, gel. Elime bir geçersen var ya. Demek buraya kadarmış Yılmaz. Bize kavuşma yokmuş. Hayırdır Sait? ATT'den olduğunu söyleyen bir adam var. Seninle görüşmek ister ağam. Oo, hoş gelmişsen Çetin Bey. Sefalar getirmişsin. Yoksa oğlumdan bir haber mi vardır? İşinize geldi mi? Devlet devlet dersiniz. Aman oğlumu kurtar. Aman şunu yap. Aman bunu yap. Ama arkadan devlet düşmanlığı yaparsınız. Sen ne dersin beyim? Ne düşmanlığı? Utanmadan ne düşmanlığı diyor. Ulan ben sizin ciğerinizi bilirim be. Hepiniz teröristsiniz. Hain oğlu hainler. Alın bunu. Rahat dur. Baba, ne oluyor? Sen yürü. Devlet abi götürsün. Yürü. Devlet neyisin sen? Ne diyorsun? Örgütün desteklerinin sonu budur işte. Ona göre ayağınızı denk alın. Yoksa hepinizi köpek gibi gebertirim. Biri vardır yukarıda. Ben bir bakayım. Dur. Hamit amca dur. Bunun için vaktimiz yok. Bir an önce onlara yetişmeliyiz. Hadi arkadaşlar. Hadi.
Şivan komutan! Şivan komutan! Şivan, rehber böyle geldiğine göre bir maraza vardır ha. Ne var ula? Doktor ve korucular silahlanmış, karakola doğru geliyorlar. Ne işi var bu doktor buralarda ya? Belli ki operasyonu öğrendi. Ya hangi taş kaldırsan altından o doktor çıkar ya. Herif anti Şivan ya. Ayten, ikiye ayrılalım. Sen oğlundan karakola saldır. Biz de botan komutanla doktoru pusuya düşürek. Tamam Şivan. Ha, hadi bak. Yürüyün. Hadi lan yürüyün. Hadi göreyim sizi. Hadi, hadi yürü botan. Cevat. Haydi ingidik yürü. 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 Yürüsüne lan. Geç şöyle. Bak, bugün çok yoruldum. Uğraştırma beni. Ne bok yediğini biliyorum. Beyim, vallahi ben bir şey yapmamışım. Bir yanlışınız var. Demek bana yalancı diyorsun ha? Demek bir bok yemedin ha? Siz nasıl devlet adamısınız? Yakışır mı bu size? Kes ulan kes! Kımıl! Şerefsiz! Senin karın kızın var mı lan? Beyim, onlara laf etme. Bizde namus her şeydir. Sevgalama lan, namusmuş. Evini aldığın teröristlere karını kızını peşkeş çekmiyor musun sen? Yeter artık. Allah'tan korkun. Benim örgütle işim yoktur. Dediklerin hepsi yalandır. Hep aynı yalan. Hep aynı yalan. Yaklaşsınlar ha. Tamamdır şu an. Arkadaşlar koruyun kendimizi, kıstırıldık. Kaygısız davrandık, pusuya düştük ya. Çekiliyoruz ha. Tarık siz çıkın Tarık. Ben onları oyalarım. Kusun ya, nasıl yapacaksın? Bu şartlarda yerimizden çıkamayız. Çıkın. Olmaz, olmaz. Hadi çıkın siz.
bizi. Yaralıları alın. Yılmaz yurda. Yılmaz. Yapma Yılmaz. Çekiliyoruz. Şimdi indirdim bu şerefsizi. Tarık siz kaçın. Yılmaz. 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 Kaybettin doktor. Kaybettin. Yılmaz. Yılmaz. Tarık çekil. Tarık oğlum. Buraya gel sen. Çekil. Yılmaz. Berfin. Ne oldu kızım, iyi misin? Çok kötü bir rüya gördüm onu. Yılmaz. Sus. Anlatma kızım. Kötü rüya anlatılmaz kızım. Allah hayra çıkarsın yavrum. Sadaka verek. Varsa belası savrulsun. Haydi gel. Bulgur şeker falan hazırlayayım. Hadi kalk kızım. Halil'in anasına götür, sevaptır. Çocuklara pişirir ha kızım. Hadi kızım. Kurban olduğum beladan musibetten korusun. Tamam ana. Haydi. Kezban? Hayırdır Kezban? Ne bu telaş? Doktor yalnızdır. Bir sürü yaralı vardır. Benim yardıma gitmem gerek. Ne yaralısı Kezban? Korucular döndü mü ki? Heya döndüler. Çok yaralı vardır. Dilan'ın hali perişan. Doktor yalnız kalmış. Ben yardım edeceğim. Kezban? Kızım. Yoksa Yılmaz'a bir şey mi oldu? Kezban konuşsana, Yılmaz'a bir şey mi oldu? Ya ben giderim ya. Ona bir şey olursa ben yaşayamam ana. Yılmaz? Yılmaz? Yılmaz nerede? Yılmaz nerede? Yılmaz nerede? Yılmaz'a ne oldu? Söyleyin Yılmaz'a ne oldu? Hamit emmi, doğru değildir ha? Ha? Sögüt lehalyasında pürsüye düştük. Biz kurtulalım diye Yılmaz kendini feda etti. Yılmaz nerede? Abi yalan de. Yılmaz ölmedi de, ne olur kurban olayım. Yılmaz ölmedi de. Kurban olayım, nerede Berfin, Yılmaz söyle. Berfin sakin ol Berfin. Abi doğru söyle, Yılmaz nerede? Tamam Berfin, tamam otur. Kızım. Tamam kızım, sakin ol hele. Bak Berfin, elimizden hiçbir şey gelmedi. Ne olur onu gösterin bana abi. Ne olur Yılmaz'ı gösterin. Berfin, Yılmaz uçurumdan düştü. Çok yaralımız vardı. Gidip alamadık onu Berfin. Belki ölmedi. Belki hala sağdır. Berfin uçurumdan düşmeden önce vuruldu. Onu görmeden öldüğüne inanmam. Berfin dur. Yok, Berfin, yok dur. İnansam. Berfin lütfen. Görmeden Berfin, öldüğüne inanmam. Berfin sakin ol. Şu an yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Gidip getireceğim onu. Berfin. Berfin dur. Berfin. Berfin'in gitmesine müsaade etme anne. Orası çok tehlikeli. Berfin bacı ne yaparsın? Berfin. Dur Berfin. 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 Berfin dur kızım. Acısı. Zilan.
Ne yapıyorsun? Bu çok tehlikeli. Yılmaz ölürse bütün operasyon tehlikeye düşer. Bu benim operasyonum. Ve eğer hala yaşıyorsa onu bulup buraya getireceğim. Berfin! Berfin dur diyorum! Berfin dur! Berfin! Berfin! Ana! Yılmaz'ı bulup getireceğim. Bırak! Nerede bulacaksın onu? Ha? Söğütlü patikasındaymış. Hamit emmi dedi ya. Bırak! Nasıl? Berfin'im, her yerde teröristler varmış. Ana, el önümde bırakmam. Ana bırak. Bırakmam. Bırak. Bırakmam. Ana bırak. Ana bırak. Hiçbir yere bırakmam. Bırakmam. Gözünü seveyim bırak. Bırakmam. Ölüsü de olsa gidip alayım Yılmaz'ımı. Bırak. Bırakmam. Bırak ana. Bahçem gibi seni de ölüme bırakamam. Abin gider getirir onu. Yılmaz. Yılmaz neredesin? Kurban olduğum yüzüne bile bakmadı. Ben de bilirdim bela olacak. Ana yandım. Ciğerim yandı. Ana. Ana ciğerim yandı. İşkencenin en güzel tarafı nedir biliyor musun? Yapmak. Sadece yapmak. Karşındakini nasıl acı çektiğini izlemek. Şimdi beni bu zevkten mahrum edebilirsin. Öleceğim. Ama Kürtçe söyle. Ben örgüte yardım etmemişim. Ben terörist değilim. Vallahi değilim. Duymadım. Bir de Kürtçe söyle. O derken mi vardın? Suçamın tümle. Es teröristlerim. Demek Kürtçe konuşuyorsun ha? Şerefsiz, utanmadan Kürtçe konuşuyorsun. Ne oldu? Bulamadınız mı lan o şerefsizi? Yok Şivan komutan. Nasıl yok lan? Herif buraya doğru düştü, hepimiz gördük. Belki de göle düştü. Akıntıya kapılıp sürüklendi. Alır mı alır ha? Kıyı boyu gidip bir bakalım ha? Yürü. Doğru dediniz ha. Sulara kapılıp gitti bu herif. Öyledir Botan komutan. Şivan nerede? Öteki taraftan çıkıyordu.
Atın lan silahları. Yoksa vururum komutanınızı. Ulan. Kımıldama lan. Acımam ha. Yılmaz nerede? Uçurumun dibinde. Öldü gitti. Yılmaz öldüyse sen de öldün Motan. Sensin ha koyun zilon. Tut. Ha. Batan. Tamam Batan. Batan. Tamam. Ayten çatışmaya tutuşmuştur. Onu yalnız bırakmayalım. Batan gel buraya. Yürü yürü. Bakın azizde. Yürü. Aynı cezasını da sonra ver. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Burası otel değil. Hem devlete ihanet etti. Hem de devletin işkence koltuğunda uyuyor. Yok öyle şey. Hadi. Köyüne bırakın bunu. Kalk hadi kalk. Operasyon tamamdır. Zeynel Ağa'yı örgütçü yapamadınsa ben de bu işi bırakırım. Bırak! Bırakın lan beni! Bir aşağı! İndirdim! Bırak! Kalk! Kalk! Bırakın dedim size! Silahım bırakın! İndirdim! İkiniz kızı kampa götürün. Gel bakalım. Ben seni kapatayım. Kalk kalk. Kalk. Gerçeklik edip kızı kaçırmayın tamam mı lan? Merak etme Botan komutan. Yürü hadi yürü. Yürü. Hadi. 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 Bırakın lan beni. Gel. Hop. Bırak. Bırak. Yürü. Hadi Botan yürü. Hadi. Geç kaldık. Bırakın lan beni bırak. Debeleme debeleme. Yedirenme hadi. Güzel kızdır ha. Bırakın lan beni. Kamp yolu uzundur ha. Ne edelim? Mağara var. Bırak. Hadi. Bırak. Önce ben. Sen nöbette kal ha. Hadi gel. Kalk be kalk. Gel. Bırak. Gel bakalım. Bırak lan beni. Gel. Geç şöyle. Geç. Ulan bir kızla baş edemedim. Seyfo! Lan Seyfo ne oluyor oğlum? Gel. Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Berfin. Senin ne işin var burada? Yılmaz'ı bulmaya geldim. Şivan'a yakalandım. Sen Yılmaz için neye kendini tehlikeye atarsın ki? O senin hiçbir şeyin değildir. Yılmaz beni örgütün elinden hem de abimin elinden kurtarmıştır. Beni ölümden almıştır. Yılmaz'a can borcum vardır benim. İyidir benim Yılmaz'ım. İhtiyacı olanı, dardı olanı yalnız kalmasın. Hem ben sana diyeyim Yılmaz ölmedi. Bulacağım onu. Rüyamda beni çağırdı. Yardım istedi benden. Yürü. Hadi kardeş. Hadi. Gel kardeş gel. Yavaş. İyi misin biraz? Bak bakayım bana. Tamam. Oğlum. Ağlama. Oğlum. Anne. Ağlama tamam Ömer. Berfin kaçmış. Kaçmış. Anne nasıl bıraktın onu? Su almaya inmiştim. Pencereden kaçmış. Nasıl yapar orası çok tehlikeli. Ne olur gidin bulun onu oğlum. Haydi. Tamam. Holte gel şöyle otur. Dur hele. Burada kan vardı.
kuyuya düşmüş. Değildir ama oruculuk için belgeleri beklerler. Belge melge yok. Anladım ki bu iş koruculukla değil, örgütle çözülecek. Buradan böyle isteyen varsa örgüt için savaşsın. Gücüm kalmadı. Benim de. Benim dayanacak halim kalmadı Berfin. Hayır. Hakkınızı helal edin. Sabret Yılmaz, ne olur sabret. Dayan Yılmaz. Dayan. Benim hiç halim kalmamıştır Berfin. 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 Abi. Yılmaz. Yılmaz dayan. Yılmaz ne olur dayan. Koş ya. Abi. Yılmaz. 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 Abi. Hadi, hadi yardım et, hadi. Hadi, hemen sağlık ocağına götürelim. Hadi, hadi, hadi. Tutun. Tamam, hadi. Tamam, sırtlarını. Elimden geleni yapacağım. Hadi kaldırın. Hadi kaldırın. Hadi, hadi. Elimden geleni yapacağım Berfin. Hadi. Söz. Dikkat edin. Tamam, sakin ol. Serç yav dumane berhemi
Berin kure Ben elimden geleni yaptım. Çok kan kaybetmiş. Bekleyeceğiz. Zor bir gece olacak. Bekliyoruz anne. Tarık, sen geç otur. Ben biraz hava alayım ha. Ben de odaya girebilir miyim doktor? Eskisi gibi olsaydık. Aha böyle rezil olmasaydık ne olurdu? Allah'ım bir iyileşsin, bir daha kavga etmeyeceğim onunla. Berfi. Allah'ım bir iyileşsin, bir daha kavga etmeyeceğim onunla. Berfi. Buradayım Yılmaz. Çekersen bu defa ölürüm Berfin. Evine dön. Benim yanıma dön Berfin. Seni bırakmayacağım Yılmaz. O kadına da razıyım. Döneceğim yanıma. Yılmaz'ın durumu nasıl oldu? Yılmaz iyi. Ama başka bir problemimiz var. Berfin geri dönüyor. Kum olmayı kabul etti. Ben sana demiştim. Bu kızı ilk geldiğimizde öldürecektik.
Ben böyle bir şeye razı olmaz diye düşünmüştüm. Ama olanlara baksana. Bu durumda ben ne o belgeyi bulabilirim, ne de Seyit geleni olarak şeyhliğimi ilan edebilirim. O zaman geriye tek bir yol kalıyor. Berfin'i öldürmek. Beyler, asrın davasındaki gelişmelerin aleyhimize olduğunu 7'den 70'e herkes biliyor. Önümüzdeki günlerde üstünü örttüğümüz kuyuların, işlettirdiğimiz faili meçhul cinayetlerin, düşmesine sebep olduğumuz uçakların, Kürt meselesine çözüm arayan bakanın ve başındaki adamın kazaya kurban gitmediğinin delili olan dosyaların karşımıza ne şekilde çıkacağını tahmin bile edemiyorum. Efendim, endişenizde çok haklısınız. Bizim kullandığımız o adamlardan oluşan bir grup bir araya gelip devam eden davanın gidişine göre karar vereceklermiş. Eğer dava sulandırılmazsa hepsi konuşacakmış. Kaybolan tırlar dolusu malzemeden tutun yüksek tepeye, oradan Sumurluk kazasına kadar her şeyi anlatacağız demişler. Bu davanın gidişi ve hedefi mutlaka değiştirilmeli. Biz de içeri atılmadan elimizi çabuk tutmalıyız. Kurtuluş reçetemiz yaklaşan seçimlere ve seçimlerden çıkacak sonuca göre iki aşamalı uygulayacağımız stratejiyle olacak. Bu plan bizi sıkıştığımız köşeden çıkartacak, güçlü ve kudretli günlere dönmeyi konuşmamızı sağlayacak. Efendim, bağışlayın. O adamın medyaya sızdırdıklarını da kendi durumu açısından anlayabiliyorum. Fakat anlamadığım şey, yani sizin görüştüğünüz iş adamı, gazeteci, arkadaşınız, hatta devletin en tepe idarecilerine kadar, nasıl söylesem, bağışlayın ama bütün bu görüşmelerin hem sesli hem yazılı olarak kayda alınmasını ve hatta günlüklere kadar yazılmasını anlayamıyorum. Üstelik bu toplantının da kayda alındığı konuşuluyor. Efendim, aldığım duyumlara göre yeni kasetlerin servisi de gündemdeymiş. Bundan haberiniz olmuştur. Beyler, birincisi biz dokunulmazlardandık. Bu kayıtların, yaptıklarımızın hesabının sorulacağını hiç kimse hayal bile edemezdi. Onun için hiç endişe etmedik ve kayıtlar yapıldı. İkincisi, bu kayıtların bir bölümü diktatörlüğümüz için verdiğimiz savaşın gelecek nesillere intikali ve diğer bölümü ise sistemimizi ayakta tutmak, şantaj ve korkutma yoluyla diğerlerinin de yanımızda yer almaları için yapıldı. Biz trene bakar gibi ülkenin Avrupa Birliği sürecinde yol almasına, demokratikleşme sürecine girmesine ve reformların yapılmasına seyirci kaldık. Şimdi yeniden AB süreci hızlandırıldı. İşte benim korkum AB adı altında yeni reformların gelmesi ve anayasa değişikliğinin yapılması. Elinizi çabuk tutun. Anayasa değişikliğinin yapılması mutlaka engellenmeli. Arkadaşlarınızı uyarın. Medyaya da malzeme olmayın. Yeni aptallıklar yapmaya lüksümüz yok. Hani müthiş akıllı, değerli deyip pohpohladığınız o çocuk halkı toplayarak iktidarı devirecekti? Ülkenin kaderini değiştirecekti. Ne oldu? Bu mitingler tutsaydı ülkenin kaderi değişecekti. Ama yalnız bırakıldık. Şimdi yapacağımız mitinglerde uluslararası konsensüs oluştu. Bu sefer ülkenin kaderi değişecek ve ipler eskiden olduğu gibi elimize geçecek. Seçim sonucuna göre bunların siyaset yapmalarının önü tekrar kesilecek. Vatan delileriyle ilgili projede eş zamanlı işletilecek. Bizi okuyan, projeleri çözen ve halkın kendine güveninin gelmesini, öz değerlerine sahip çıkmalarını sağlayan tek adam vatan delisi. Hamsi modeliyle bizi yıktı. Nedir Hamsi modeli beyefendi? H hedef, A azim, M mücadele, S sevgi ve İ istişare. O bunu başardı. Halk hedefe kilitlenip okudu ve gerçeği görmeye başladı.
Vatan delilerinin yaptığı faaliyetler orta sınıfı güçlendiriyor. Bizim asla istemediğimiz bir şey bu. Çünkü en güçlü devlet orta sınıfı güçlü olandır. Biz bunun kontrolümüz altında olan ülkelerde gerçekleşmesini asla istemeyiz. Halk fakir ve güçsüz olmalı. Ülkenize sahip olan, kontrol eden Kafkasları, Orta Doğu'yu ve İslam alemini kontrol eder. Bunu unutmayın. Mart ayında seçimlerle birlikte Şehitler Günü, Nevruz Günü için şimdiden hazırlanılmalı. Şehitler Günü'nde bazı illerde tören yapılmasını engelleyip şehit aileleriyle iktidar arasında gerginlik oluşturulmalı. Aileler körüklenmeli. Nevruz gününe kadar kontrollü gerilim oluşturulacak ve seçim öncesi gerilim zirve yapacak. Sonra da sonuçlara göre kapatma süreci yeniden devreye girecek. 60'ta yapılan bizim için iyi bir model. Önce kapama, sonra siyasi yasak. Sonrası malum.